Evet, Fenerbahçe'de de hazırlıklar sürüyor. Tabii erkeni, en erken sezonu açacağı için Fenerbahçe kamp süreci tamamlandı. Hazırlık maçları oynandı artık yavaş yavaş. Hocam herhalde Jorge Jesus'un da 11'i netleşiyordur. Bilmiyorum ne dersiniz? E büyük bir kısmı şu an için netleşti. Yalnız demin genel bir değerlendirme yaparken Fenerbahçe'nin hala benim görüşüme göre hı hı. en azından 3 tane transfere ihtiyacı olduğunu ben söyledim e, Tabii bu yeni transferlerde geliş... hangi mevkiler demiştiniz hocam sağ... sol bek, orta, orta sağ orta sağ ve santrofor ha. kaldı ki e, yani burada sayılar üzerinde bir fazlalık olursa o, o bile 6 e, numara gibi sürpriz bir orta sağ çünkü hocam? biraz da gideceklerle ilgili tabii. ben niye sol bek dedim ferdi sağ bekte oynayabilen bir futbolcu zaten Son maçta da Eosay'ın sakatlığından sonra Ferdi'yi sağa çekti. Yesus'un oyun anlayışında hücum bekine ihtiyacı var. Siz sol bir bekinizi... de Novak sanki düşünülmüyor tabii. Ee, evet Gibi. kaldı ki e, sizin sol bekinizin çok çabuk e, birebirlerde etkili adam eksilten, çalım atabilen hem atan hem attıran bir yapıda olması lazım. Ee, yine oyun onun anlayışı içinde önde baskılara yeri geldiğinde katılması ve geri dönmesi lazım. Novak bence de belki Trabzon'da o herhalde 8-9 civarında gol atmıştı ama buna rağmen birinci tercih olmayacak. Ee, orta sahayı İsmail'i konuşuyoruz. Jesus gibi hocalar kendilerinden emin oldukları için futbolcunun yaşına bakmadan o performansı görüyorlarsa formayı verirler ama gençlerde o istikrarsızlığın olgun futbolculara göre biraz daha fazla olduğunu görüyoruz. O yüzden bir tek İsmaille yetinmeyeceklerdir. Ya Crespo'dan şu an hala sakat. Zaïstan öyle bir performans alacaklar veya konuşulduğu gibi o bölgeye bir transfer yapacaklar ama Araba 11 konuşuluyor. Carvalho konuşuldu ama o, bu isim tabii Galatasaray'ın da gündeminde. Ama yani bir arayış var sanki. Arayo, arayo imzalayacak diye İyi bir ya. bilgi geldi. Arayo evet. olursa oranın zaten birinci tercihi olacaktır. Ben kısaca hocama topu atmadan önce kaleci Altay Belli. Şu an için o sahayı sağ tarafta oynayacak. Onun yanında kim minci? onun yanında Zalai, onun yanında ferdi transfer yapılmadığı için. Serdar iyileştikten sonra Zalai-Serdar rekabetini Beş. göreceğiz. Orta sahada hocanın kullanacağı o ikiliyi ayrı evet. konuşalım ama bir tarafta Rossi, bir tarafta Bruma, hemen forvet arkasında da Lincoln oynayacakmış gibi görünüyor. 5-8 kişi tamam gibi. Bir santrafor şu an netleşmedi. Bir serdar'ı yazalım şimdilik. Ee, bir de orta sahada o benim netleşmedi dediğim iki mevkiye birçok aday var. Yani evet. bunun içinde İlfan Can var, <laughs> Crespo'yu saydık, Sayısı saydık. Mert Arda'yı Mert Hakan'ı saydık. Pelkas'ı saymamız lazım. Arda'yı saymamız lazım. Emre Mor. Emre Mor'u kan, kanatta değerlendirecektir hocam. Yok kanatta da yani evet, onu da konuşmadık. O da sakatlandığı için biraz Doğru. geride kaldı gibi. Doğru. Gerçi evet. Hocam. Ben Fenerbahçe takımı şu anda hazırlık maçlarında aldığı sonuçlara bakarsak hazırlık maçında herkes mutlu şu anda. Ama ben hala en problemli takımın Fenerbahçe olduğunu düşünüyorum. Neden dersiniz? Santrafor Serdar Dursun dünya kadar gol attı Fenerbahçe'de. Milli takımda attı hala takım birinci santraforu değil ve kimse konduramıyor. Bu kadar gol atmasına rağmen hep sonradan girip sonradan kullanılabilecek bir güç gibi geliyor. Orada bir santrafor sorunu var. Onu halletmesi lazım. Kim Minje'nin problemi var. Kimse kalıp kalmayacağını bilmiyor. Çünkü bir çıkış opsiyonu var. 23 milyon euro. Bunu verdikleri zaman gidebilir ve Avrupa'da bununla direkt ilgilenen takımlar var. Diyelim şu anda sen hazırlıksızsın. Bir anda parayı verdiler ve Kim Minje'yi aldılar. Sen hiç hazır olmadığın bir zamanda işte Salah'ı, işte Aziz Sarada zileşirse öyle bir kadro koyacaksın Orta sahanın göbeğine bakıyorsunuz. Orası Kim? da para yani Zayt var, e, şöyle, e, Crespo, yoğun. Crespo, Crespo var, Zayt var, Crespo var, Mert Hakan var diyelim. Ama bir tane oraya bank oynayacak, bir tane evet. lider aldırmaya çalışıyorsun. İşte Carvalho'nun adımı geldi. Şimdi bileyim Ara'ya Defans döndü Flemenko'da. yani aranıyor. Yani bu, bu da aranıyor. E, kenarlarına bence Emre Mor olarak iyi bir transfer yaptı. Ya, hakikaten Emre Mor Fenerbahçe'nin gücüne güç katabilir. Öyle bence. önce e, Rossi'de bir gelişme var genç oyuncu. Ve hocam biraz evvel kadroyu saydığı zaman işte İrfancan Can kadroda yok. Yani kadroda bir yer bulmak için uğraşıyor. İrfan olduğu yerde İrfancan'ın oynaması lazım gibi geliyor bana. Böyle kaliteli yani geçtiğimiz sezon o da ligin ikinci yarısıyla beraber İsmail Hoca ile beraber yükselişe geçen Hazırlık kampında da performansı yükselişe çok dikkat geçen... çekiciymiş hocam Selim anlatıyordu. Yani bunu. iyi oynuyor. Geçen seneki Şampiyonlar Ligi ön elemesine kalmasının nedenlerinden biridir yani. Onunla beraber Arda. Şu anda bakıyorsun Arda sakatlıktan geldi. Hazırlık maçında şans buluyor. Gene çok yetenek. Futbolun geleceği gibi düşünüyor. Fenerbahçe kadrosunda şu anda yeri yok. Sonradan girecek, işte seyirci gene isteyecek, sonradan girecek bir oyuncu konumunda. İsmail tamam hazırlık maçlarında hocalar böyle genç oyuncu çıkarmayı severler ama kullanmayı sevmezler. <laughs> oyuncu çıkarırlar tamam onun performansı iyidir, hakikaten iyi oyuncudur. Ama kullanmaya geldi mi hep bir soru işareti vardır. E, Fenerbahçe'de şöyle bir şey var, Dinamo Kiev'le e, diyelim ön eleme oynayacak. Evet. Kaybettiği zaman hakikaten işi zor yani bir beklentiler var onunla ilgili. Diyelim Şampiyonlar Ligi'nde işte playoff oynayıp Şampiyonlar Ligi'ne kalması hepimizin en büyük dileği. Ama Dinamo Kiev zor bir takım. Elendiğini düşün. Bu sefer direkt olarak herkesi şampiyonluğa yönlendirmeniz lazım Fenerbahçe'de. E bunu yapabilecek bir ortam var esasında şu anda. Her şey şampiyonluğa kurgulanmış bir ortam var Fenerbahçe için. Fenerbahçe'nin bu seneki tek çıkarı şampiyon olması. Şimdi Şampiyonlar Ligi'nde elense bile Avrupa e, Kupası'nda yoluna devam edecek. Avrupa Ligi hem Fenerbahçe'nin hem de konferans ligindeki diğer takımlarımızın ülke puanı adına çok daha rahat puan toplayacakları yarışmalar. O yüzden bence Avrupa misyonu Fenerbahçe'nin bitmeyecek ve önümüzdeki sene kesinlikle Avrupa'da olacak. Ama ben onların oynadığı 5 maçı da izledim. Yani isterseniz... Hoca ile birlikte takımda gördüğüm değişikliklere de kısaca bir e, değineyim. O da futbolcuları de, e, değerlendirirken şu artık çok net bir şekilde göze batıyor. İrfancan geçen sene sağa çıktı oynadı. Perkas geçen sene sola çıktı oynadı. Bu sene Fenerbahçe'de kanat oyuncularını ayrı göreceğiz. Bunların içinde Buruma olacak, bunların içinde e, Emre Mor olacak, bunların içinde Rossi olacak. Hatta sol bek alınınca Ferdi'yi de kanatta göreceğiz. Yeri gelince bir başkası sağ bek oynuyorsa o sayı Samuel'i bile kanatta göreceğiz. Dolayısıyla Pelkas'ın, İrfan'ın... Ben Ferdi'yi kanatta görmek istiyorum. Ya. Yani. Ka e, kanatta oynadıklarını çok <laughs> görmeyeceğiz. Şimdi bu böyle yaklaşırsak Fenerbahçe'nin orta sahada merkezde 3 tane futbolcuyu oynatacakları e, imkan var. Bunların bir tanesi Lincoln öncelik aldı o kesin. Forvet arkasında ikinci forvet gibi forvet arkası gibi oynayacak bir oyuncu. Geriye 2 tane mevki kalıyor. O iki mevkiye de demin adayları saydık. Orada gerçekten müthiş bir rekabet olacak. Orada da bizim kesin oynar dediğimiz birçok futbolcunun 11'de oynamadığını bile görebileceğiz. O isimleri bilmiyorum bir daha saymaya <laughs> gerek var mı? Oyun anlayışı olarak da şu geriden oyun kuruyorlar. Gelişim içindeler güzel. Geriyi konuşuyorsak Fenerbahçe önde baskı yaparken defans orta sahaya kadar çıkıyor. Orta sahada konumlanan o defans Beşiktaş'ın şampiyonluğunda yaptığı gibi baskıyla topu çabuk kazanıyorlar defans arkasına oynadıkları, rakibin oynadığı toplarda Kim Minjae'nin çabukluğuyla bence oradaki savunmayı oldukça iyi bir seviyeye getirdiler. Öndeki baskılar henüz daha ideal bir noktaya gelmedi ama çok olumlu gelişme var. Önde basan bir Fenerbahçe var. O baskılarda rakibi hazırlıksız yakaladıkları gibi son maça bakıyorum. Kanat oyununa hoca çok önem vermeye başladı. Son maçta attıkları 3 golde kanat oyuncularıyla sıfıra kadar indikleri oradan geriye çıkardıkları paslarla buldukları goller var. Hücum çeşitliliği de Fenerbahçe'de çok aşırı bir şekilde dikkat çekiyor. Çünkü dedik hocam Cezus'un olduğu yerde hücum yönü oyunun hep öne çıkıyor. Oradaki futbolcular daha fazla parlıyor. Bunlar da Fenerbahçe'de son dönemde gördüğüm gelişmeler olumlu yönde. Gelişmeler var hocam ama e, şimdi Dinamo ve elendiği zaman tabii ki Avrupa macerası devam ediyor ama seyircinin, taraftarın tabii beklentisi yani tamamladık. beklentisi <laughs> direkt daha yukarı gitmek varken daha aşağı gitmek kimse kabullenmez. Ben seyircinin tepkisini o yüzden söyledim. Sonuçta Avrupa Ligi devam ediyor. Daha kolay takımlarla oynuyorsun, ülke puanına katkı sağlayabilirsin. Burada Lincoln'u mesela saydık. Benim kendi görüşüm İrfan Can çok daha iyi futbolcu orada çok daha etkili olabilir. Lincoln'dan çok daha fazla iş yapabilir. Lincoln ne yapıyor? Doğru, yetenekli. Sonra orta, corner'dan orta yapıyor. İşte araya pas atıyor. İrfan Can bunların hepsini yapıyor. Üstüne üstlük harika şut atıyor. Yani benim bildiğim İrfancan topu vurdu mu kaleci görmüyor topu. Yani burada bir de Ferdi'nin tarafı Hocam Arda'yla Arda'yla Lincoln'u da birlikte değerlendir. <laughs> onu, onu da rica ediyorum. Arda'yı bak. Arda yaşı çok, gen çok genç. Arda yaşı çok genç. Şu anda tabii ki şans bulması. Bak Arda'yla Emirhan İlkan'ı ayrı bir tarafa koyacağım. Emirhan'a da Beşiktaş'la ilgili zamanı geldiği zaman söyleyeceğim. Arda çok çok yetenekli. Bunu herkes söylüyor. Her futbolcu söylüyor. Zaten sahaya çıktı takım arkadaşı eğer bu çocuk yetenekliyse onun futboluna yaşını bırak futboluna saygı duyuyor. Tabii. Bu iş böyledir. Arda Fenerbahçe takımında kendini kabul ettirdi oynadığı oyunla. Taraflı tarafsız taraf sevgilisi sevgilisi zaten. fırsat bulduğu zaman sıra ona gelecek. Ama İrfan Can'la Lincoln'u ben karşılaştırdığım zaman hakikaten İrfan Can çok önde geliyor. E Ferdi bence sol bekte kalsın. Neden? Sen Emre Mor'u aldın. Burumayı aldın evet, uçuyor. Evet. E, Rossi'yi aldın uçuyor. Sanki Ferdi daha çok top yapıp yani top yapıp ayağa daha inip daha garanti oluyor. Ama burada Cilsun istedi. Yani direkt kenarlardan etkili ucuma gitmek istiyorsa senin de 3 tane uçurtma var zaten. Şimdi e, hocam benim transferde. Peki, kalmalı mı hocam özür dilerim Ferdi yani çıksa sanki biraz daha acaba iyi olmaz mı? Şimdi şöyle diyeceğim. <laughs> Kendi tarafıma bak. Ben, yok, ben, ben, ben ben <laughs> ben ben şimdi profesyonel futbolcuysam sahanın içinde olmak bana e, zevk verir yani o topu oynamak ilk 11'de oynamak zevk verir ki Ferdi sol beki bir yerde e, kanıksadı artık milli takımda da oynadı çünkü. Oynadı. Milli takımda oynamaya başladı ama şu anda. İleri çıktığı zaman çok süratli ve tecrübesi olan bir Emre Mor. Aynı şekilde Buruma, aynı şekilde Uruguay milli takım oyuncusu Rossi. Üçü de genç, yani iyi oyuncular hepsi. Yani herkesin ya takımda oyuncular. görmüş, süratli, etkili, birebir adam geçebilen bir oyuncu. Ferdi baktığım zaman topla daha sakin, daha iyi oynayan, daha garanti oynayan. Ee, bu tarz yapıda. Hı hı. Belki, belki de, yani oyun kurma açısından daha faydalı. Orada tabii ki hoca istedikten sonra bulabilir. Ferdi orada da oynayabilir. Orada da gösterdi kendini. Ama bence şu aşamada elindeki e, kadroya baktığın zaman sanki orada bek kalması Ferdi'nin ayrılığı gibi geliyor. Tabii yani hem milli takımda da oynadığı için de diyor